Arkadaşlar merhaba. 10 Temmuz 2020 Newmarket İngiltere adresleriyle beraberiz. Cuma günü. Bugün de güzel yarışlar var. Çok kaliteli atlar beraber karşılıklı mücadele edecekler. Hemen vakit kaybetmeden seçimlerimize bakalım. Güzel seçimler yapmaya çalıştık sizler için. Atları birbirinden ayırdık. Evet, ilk koşu, ilk ayak ikinci koşuyla başlıyor. Handikap, 4 ve yukarı İngilizler 1000 metre çim pistte hız koşusu. Toplamda 12 adet safkan mücadele edecekler. Hemen vakit geçirmeden bu usta jokerlerin de yer aldığı ilk handikap koşusunda görüşlerimiz nasılmış bakalım bir. Evet, koşmayan atlar da var arkadaşlar burada. Daha evvelden size bildirmiş olalım. Biz akşamdan yapıyoruz bu değerlendirmelerimizi. Evet. 1 numaralı Celsius. Evet, 11 numara. 2 numaralı Lomu ve 6 numaralı Royal Bird. Bu ekürler bunlar biliyorsunuz. Diğerlerinden çok farklılar. Tabii 4 tane koşman at var. Baktığımız zaman toplamda burada 12 tane at var. 12 atın 4'ü koşma 8 at. Biz de yazdığımızda buraya baktığımız zaman 4 at ekürlerle beraber 5 at. Yani açıkta 3 at falan kalıyor. Bakarsınız AGF oranlarına göre varsa sizin de değerlendirdiğiniz diğer atlar. Bu ayakta takılmamak lazım. Ama muhtemelen bizim kendi görüşümüz 1 numara bu koşuyu bırakmayacaktır ekürlere falan. Ekürlere binen jokeyler çok zayıf jokeyler. Ekürlere hiç güvenilmiyor. Onu en son aldık 6'yı zaten gördüğünüz gibi. Ama 1 numara bizim için burada favori arkadaşlar. 1 numaradan çok ümitliyiz. Ona göre siz değerlendirmenizi yaparsınız. Bu De Souza da epeydir yarış alamıyor 3 numarayı binen. Çok garanti olmasını istiyorsanız 3 numarayı da ilave edersiniz buraya. Evet. Gelelim 3. koşuya. 2. Altılı Ganyan'ın 2. ayağına. Altılı Ganyan'ın 2. ayağı 3. koşu maiden bir koşu bu. 2 yaşlı İngilizlere. Çok zor gibi gözükse de aslında tabii ince bir çizgi. Hemen hemen. Ama çok kuvvetli giren bir grup. Ekuri grubu var bu 1400 metre 2 yaşlı İngilizler için. Toplam 11 at koşuyor ve 3 adet ekürü var. Baktığımız zaman 3 numara, 5 numara ve 10 numara. Bunlar çok kuvvetli girdiler bu yarışa. Zaten 10 numara Yibir'in bir üçüncülüğü var. 3 numaranın da bir ikinciliği var. William Buick biniyor. Çok usta bir jockey biniyor. Yani Naval Crown'da ilk kez koşuyor. James Doyle'la. Yani bu ekürlerin üzerine binen jockeylerin hepsi en iyi jokerler diyebiliriz. Bakın Adam Kirby'nin bindiği bu. 10 numara. James Doyle 5 numara. Ve William Buick 3 numara. O yüzden bu ayakta biz diğer safkanların tecrübesi daha yok. Daha yeni koşuyorlar hayatlarında. Ne olacakları belli değil. Bir aksilik olmazsa burada bizim bu ekür grubunu banko olarak görüyoruz biz arkadaşlar. İkinci ayakta, üçüncü koşuda. Altınoğlu'da şu anda haberi geldi işte. Onun da notumuzu aldık. Patient Dream koşmuyor 6 numaralı. Evet, gelelim 4. koşu Altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Evet, New Market'te 4. koşu Altılı Ganyan'ın 3. ayağı. Bu da handikap bir koşu. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre çim. Baktığımız zaman toplamda 19 safkan koşuyor. Evet, karışık bir ayak bu. Fazla at yazılması gereken bir ayak arkadaşlar. Burada kendi atlarınızda baktığınız zaman içinize gelen veya uygun gördüğünüz at varsa siz de yazabilirsiniz tabii bizim atlarımızın ötesinde. Bu Altılı Ganyan'ın bu üçüncü ayağında muhtemel bir sürpriz gelecektir. O şekilde aklınıza kalsın ama biz gene değerlendirmemizi yapalım burada. Evet, 3 numara. Herkulen ilk bizim şans verdiğimiz safkan Herkulen. Herkulen'in arkasından Fox Leicester 6 numara, 2 numara Presidential
19 numara ve 18 numara. 16 numara da koşmuyor diyor. Gene burada bir bilgi var size. 19 ve 18'ler de rezerv olursa onlar da koşmayabilir arkadaşlar. Yalnız burada Andrea Atsene'nin koşacağını düşünüyoruz biz Human Nature'la. Joe Fenning de iyi bir jockey. Belli olmaz yani bu iki atın da geliri var. Ha burada bayan bir jockey biniyor buna bu Mask Identity. Amerikan orijin anne tarafından. Eğer bu Josephine Gordon bayan jockey kazanamaz diyorsanız yazmayın. Biz almadık ama siz 14 numarayı da hala alabilirsiniz. Bayan jockey'e engelleyeceğine inanabiliyorsanız. Arkadaşlar bu şekilde. Karışık bir ayak bu. Tekrar bakalım. 3, 6, 2, 19, 18 ve işte bayan jockey'in 14 numaraya da ilave edebilirsiniz buraya. Evet. Geçelim 5. koşuya. Altılık ayağının 4. ayağına. Altılık ayağının 4. ayağı 5. koşu. Grup koşusu. Grup 2. Duchess of Cambridge. Cambridge'in düşesi koşusu. Açık bir koşu. Bu dişi taylar 2 yaşlı İngiliz atlarına yönelik bir koşu. Toplamda 10 adet koşacak safkan var. 6 numara Morbid Foal koşmuyor bu arada arkadaşlar. Limur'un bindiği. Burada 3 tane at ön plana çıkıyor. 3 tane at ön planı bizim size tavsiyemiz olarak. 5 numara Hala, 2 numara Dandalla ve 7 numara Santoşa. Bu 3 atın dışında sizin de gözünüze kesen varsa siz de ilave, çünkü bu biraz riskli bir koşu, açık koşu. Ama ilk aşamada bizim diğerlerine oranla çok şanslı sayılan, bilhassa 5 numarayı biz kazanacağını tahmin ediyoruz. 5 numarayı halanın detoru ile kazanabileceğini düşünüyoruz. Bakalım. 5. koşudan 6. koşuya geçelim hemen. New Market'te 6. koşu altılı ganyanın 5. ayağı oluyor. Saat 17'de 4 ve yukarı İngilizlere handikap koşu. 2800 metre çim koşu. Bu tip koşuları arkadaşlar usta jokeler alıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Yalnız çok karışık bir ayak bu. Her ne kadar 3 tane bu Dubai Future Godolphin ekürleri var ya, bu bildiğimiz El Maktoum'un firmasının atları devreye girmiş burada. Çok kaliteli taylarla. Tabii onları yazdırıp yani tek yazmak var. Gönülden tek yazmak isterdi. Fakat burada toplamda tam 17 tane safkan var. Bunların dışında 13 tane daha safkan var ve bu ayakta koşmaya şu ana kadar at yok. Hepsi koşuyor. Bu 3 tane ekürilere karşı diğer atlar olarak iki grup yapın kafanıza bu koşuyu. Şimdi 2800 metre baktığımız zaman 13 numara Star of the East, İrlanda orijin gözüküyor. 15 numara Severance, muazzam bir safkan. 15 numara ve 13 numara bizim ayırt edemediğimiz, ya bu koşuda büyük şansa sahip iki tane safkan. 13 ve 15. Koşarlarsa tabii, son anda bunlar da çıkıyorlar biliyorsunuz ara ara. 16 numara Cape Coast. 7 numara Shalin. 11 numara Rishon. Evet, gördüğünüz gibi o atın da geliri var ve en sonunda ekürüler bizim. Onlara karşı yani 2, 4, 6. Muhtemelen AGP'si yüksek çıkacaktır bu ekürlerin. Hepsi Godolphin ekürisine ait zaten. Adamların bir taraftan İngiltere'den, bir taraftan Amerika'dan atları devamlı koşturuyor. Dünyada dünya sanayisi gibi, at sanayisi sahibi insanlar. Evet, o sonuçta derece yapmaya çalışacaktır. Kazanabilirler de. Ama dediğim gibi bu ayakta o ekürleri geçmek isteyecek olan diğerleri deli gibi uğraşacak. Ne yapıp edip bu handikap koşuyu kazanmak isteyecekler. Evet, bu ayakta da bu şekilde size 13, 15, 16, 7, 2 ve 11 olarak. Bu 2 biliyorsunuz, 2, 4 ve 6'yı görüyorsunuz zaten. 2 olarak yazmayı unuttuk oraya. Ama safkanlar bu şekilde bizim gözümüzde, bizim nazarımızda 2800'ü tamamlayabilecek safkanlar bunlar.
13, 15, 16, 7, 2, 11. Evet. Altılı ganyanın son ayağına geçelim şimdi. Evet, 7. koşu altılı ganyanın son ayağı Newmarket, Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de. Burada da handikap bir koşu izleyeceğiz. 2000 metre uzun metrajlı. Tam 13 safkan beraber start alacaklar ve bu koşuyu tamamlamaya çalışacaklar. Burada şöyle bir ayrım yaptık arkadaşlar size. 7 numara bu ekürlerden İfraz. Muhammed El Maktum'un Hamdan'ın atı, yani o Godolphin değil de bu kendi bu oğlunun Şeyh Hamdan bin Muhammed El Maktum'un atı bu ekürler. Şimdi 7 çok üst düzey bir attı. Bakın bir 9 puan yaptığına bakmayın. Aynı zamanda 11 numara Kips, İngiliz vatandaşlar. 4 diğer ekürler Godolphin'in, yani El Maktum'un, yani aynı sayılır. Biri babasının, biri oğlunun gibi. Ve 2 numara Grand Rock. Bu Grand Rock'ta bir jockey sizin dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Kim gelmiş buraya Fransa'dan bu koşu için? Pierre Charles Boudot gelmiş arkadaşlar. Bu Fransa'da koşturan bir tane ünlü bir jockey var ya. Bu Grand Rock'a adamı bulamamışlar İngiltere'de, Newmarket'te. Enteresan yani, çok enteresan. Bu Fransız üstad jockey getirmişler. Yani çok kazanacağını zannetmiyoruz ama belli de olmaz. Her şeyde bir şey vardır. Grand Rock için Pierre Charles gelmiş. Boudot gördüğünüz gibi. O yüzden şöyle bir ayrım yaptık biz size arkadaşlar, yardımcı olmak için. Şimdi ya 7'yi banko atıyorsunuz, yani küçük kuponlarda. İki tane tekiniz olmuş oluyor. İki tane ekürlerin teki, ikinci ayakta vardı bir bankomuz biliyorsunuz. Bir de şimdi son ayakta 7'yi banko atıyoruz. Veya yok güvenimiz derseniz, size tavsiyemiz bizim 11 numara, 4 numara ve 2 numara. Bunları sıraya alabilirsiniz. Bu şekilde bir ayırma gidiyoruz. Bunlardan hangisini istiyorsanız onu seçin. Veya kendiniz hangisini istiyorsanız onu yazın tabii ki. Şimdilik size Newmarket İngiltere'den seçtiğimiz safkanlar bunlar. Videolarımıza beğen yapmayı unutmayalım ve üye olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Diğer videolar için de hazırlıklar devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Bol şans.